Selamünaleyküm. Nasılsın? Aleykümselam. 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 Yine mi geç kaldım Abdullah amca? Tam zamanında geldin. Vaktin var mı biraz konuşmak için? Onu sevdiğimi sanmışım Abdullah amca. Sanki kalbimde ondan başkasına yer yokmuş gibi. Sanki bir daha hiç kimse onun gibi olamazmış gibi. Bütün varlığımı onunla anlamlandırmışım. Ama her şey sahteymiş, bunu anladım. Her şey benim zihnimin bana oynadığı bir oyunmuş, bunu anladım. Ben bu duygunun tutsağı olmuşum. Bunu anladım. Eğer sen olmasaydın, ben hala bu oyunun içinde bir sefil olarak kalacaktım. Körmüşüm ben Abdullah amca. Hiçbir şey görmüyormuşum. Ama şimdi gözlerim açılmış gibi hissediyorum. Kendimi görebiliyorum. Babamı görebiliyorum. Onu görebiliyorum. Kalburla güneşi toplayan adamı görebiliyorum. Birini gördüm. Gözlerinde acı vardı. Sanki onda kendimi gördüm. Sanki o da bir duyguya mahkum edilmiş. Sanki o da bir hikayenin sefili olmuş gibiydi. Tıpkı benim gibi. Çok garipti. Çok gerçekti. O gözlerdeki acının içinde ne gördün? Öfke. Acıdan doğan bir öfke. İçe atılmış, bastırılmış bir öfke. Ama bir başkasına değil, kendisine duyduğu bir öfke. İnsanın kendisine duyduğu öfke ona olmayacak işleri yaptırabilir delikanlı. Acısına acı kattırır. Merhemi görmemesi için onu kör eder. Sonra da açık yaraya kızgın demir vurulmuş gibi acısının üstüne acı katar. Her şeyden vazgeçmiş, umudu tükenmiş gibi yanıp kül olur. Senin o gördüğün acı kalbin yangınıdır delikanlı. Allah'tan başka kimsenin o kalpte ne olduğunu bilemeyeceği bir aşkın yangını. Mevlam kuluna böyle bir dert verdiyse dermanını da yanına iliştirmiştir. Dertle dermanın buluşması zamanını bekler.